Evet, size bugün de videomda bir değişiklik yapacağım. Annemdeyim. Annem de çeyiz işleriyle uğraşıyor. Biraz da onlardan gösterelim. Görmüş olduğunuz fistonun üzerine şeritimizin şöyle tam uç kısmına şöyle ayarlayayım. Uç kısmına şu şekilde. Evet, ışıktan da görürüz. Şeritimizi bu fistomuzun üzerine makinede dikeceğim. Makinamdaki programda E olan, bakın çok zikzaklı E olan programı ayarlıyorum ve makinamın ayarını 1 ile 2 arasında 1,5'ta tutuyorum ve dikmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi makinama direkt bir şekilde başlamıyorum. Bakın bu çok önemli. Dikiş dikerken de aynı şeyi mutlaka yapın. Direkt başlarsanız makinanızda bir anda hızlı bir şekilde başladığınızda bakın çok hızlı başlarsanız almaz veya takılma yapar. Bir ileri geri yapıyorum ve işlemine devam ediyorum. Şekilde şeritimi dikmeye devam ediyorum. Evet, harika oldu. Böyle aralarına pilelerde atarak fistonunuzu bu şekilde yapıp bunu neye yapacaksınız? Şu an annem bunu hurca hazırlıyor. Hurcunuzun üzerine kenarlarına böyle fistolar yapabilirsiniz. Evet, şimdi dikmiş olduğumuz, ayarlamış olduğumuz fistomuzu hurcumuzun kapağına yerleştiriyoruz. Ben şu anda sadece hurcun dikimini değil, bu videomda hurç kapağının üzerine fistomuzun yerleştirilmesini tarif ediyorum. Ve şimdi gördüğünüz gibi fistomuzu dört bir kenarına, hurcumuzun kapağına, şu köşeye geldiğiniz zaman, şimdi onu göstereceğim. Bir tane kat yapıyoruz şurada. Köşede de bir tane, bakın köşede de şöyle bir tane, dönüşte de bir tane daha şöyle hafif katlayarak şu köşe kısmını bu şekilde döndürüyorum. Bakın bir tane şurada katlayacağım, köşe kısmında bir tane katlayacağım ve hemen tekrar şu köşesinin köşeden geçtikten sonra burada da bir tane katlayarak makinede dikmeye devam edeceğim. Evet, şimdi makinede köşe kısmına doğru bıraktım. O yüzden başlamıştım. Ben şimdi aynı her zamanki gibi makineyi hemen çalıştırmıyoruz. Makineyi, iğneyi ayarlıyoruz. Fistoyu dikerkenki ayarda sülfülenin delikli sülfüle ayarında. Şimdi ilk önce geliyorum. Bir tane katımı yapıyorum. Bakın. Kalın olduğu zaman mutlaka iğnenizi takip edin. İğneniz kırılabilir ve elinizle hafif arkadan çekin. Köşede tekrar katlıyorum. Bunu teğerleyerek de yapabilirsiniz sizler. Eğer yapamazsanız mutlaka bir teğerle bu işi yapın. Ondan sonra dikmeye devam edin. Evet. Eğer dikerken dediğim gibi çok kalın gelirse biraz elinizle bu şekilde arkadan tutuyorsunuz. Evet, şimdi köşeye kadar geldim. Ayağı kaldırıyorum. Bakın, çeviriyorum. Evet, iğnemi kaldıracağım hafif. Çünkü kalın olduğu için dönmede zorlanıyor. Bakın burayı elimle düzeltiyorum. Dediğim gibi bunu siz teğerleyerek yapabilirsiniz. Tekrar bir kat daha bakın. Köşede şöyle elimle düzeltiyorum. Evet, şöyle. Bu kalın olan yerlerde böyle sorularım Instagram ve Facebook adreslerimden çok geliyor. Buralarda mutlaka çok dikkatli başlayın veya ayağınızı şu ayağı hafif kaldırarak da bu işlevi yapabilirsiniz. Bakın ben şöyle elimle düzeltiyorum. Evet, şimdi o kalın yeri geçirdikten sonra ikinci katım yerinden geçiyorum.
Burayı köşeyi şu şekilde rahat olması için, onu da göstereceğim size diktikten sonra, şöyle devam ediyorum. Kapağın altını yaparken kapağın alt kısmına, bunu en çok annem bu çeyiz işlerini yaptığı için şu an yanındayım, ondan görerek size gösteriyorum. Bir astar kullanıp o astarı kapağın uç kısmına şöyle çevirdi, teyerle çevirerek yerleştirdik. Sonra fistoyu o kısma dikiyorum. Ve o çevirdiğimiz yer kapanmış oluyor. Bu fistoyu da üstüne bu şekilde ayarlayarak dikişe devam ediyorum. Evet, şimdi kurdalemizin bakın şu bitiş yerini tarif edeceğim. Artık birleştirme yerinde. Şimdi ilk katımı yaptım. Aynı gösterdiğim gibi. Şimdi köşedeki katımı da yapıyorum. Tekrar şu köşedeki katımı da yapıyorum. O ilk katımdan başlıyorum. Evet. Bakın iğneler kalın yerlerde, çok dikkat edin. Bu çok önemli. Çok yavaş hareket edin. Evet, bakın. Şimdi o köşeye geliyorum. Şimdi hafif dönüyorum. Buradaki bakın şu kurdalenin o bitiş yerini katlıyorum. Ama biraz böyle ilerisine, yani kurdaleler üst üste geldiğinde açılmayacak şekilde. Şimdi bakın ayağı kaldırıyorum hafif hafif. Kalın olan yerlerde mutlaka şu ayağınızı Evet, kameramda bir kapanıp açma oldu ama şimdi devam ediyorum. Evet, köşeye geliyorum. Bakın o birleştirdiğim yerde geriye gidiyorum. Geri işlemini yaptıktan sonra çeviriyorum. Şu kat olan yeri açılmasın diye şöyle döndürüyorum ayağımı. Evet, şu kısmı alacağım birazcık. Tekrar aşağıya doğru hafif bir şekilde açılmasın diye burayı da şöyle birleştiriyorum ve burcumuzun kapak işlemini bitiriyorum. Evet, hurcumuzun kapağını bitirmiş bulunmaktayız. Gördünüz mü? O kadar güzel oldu ki. Kızlarınıza çizdik. Bu hurcunuzdan yapabilirsiniz. Şimdi ben kapağın yapılışını tarif ediyorum. Bir de basit bir şekilde alt kısmını da tarif edeceğim. Bugün sizlere de bu hurcumuzun kapağının dikilişini gösterdim. Evet, şimdi bakın. Bir de üstüne yanlarındaki fistoyu bitirdik. Şimdi üst kısmına yapacağız. İlk önce katlıyorum. Ortasını bulmak için tam eşit bir şekilde, bakın şuraları çok önemli. Eşit bir şekilde bu kısımlarını iğneliyorum. Evet, burayı da iğneliyorum. Şimdi karşı tarafı da işaretliyoruz. Ortasına yapacağımız pistonun yerini çapraz bir şekilde bunu işaretlemiş olduk. Evet, şimdi işaretlediğimiz yere bakın, ilk önce şöyle yapacağız. Köşeden bir 3 santim, şöyle 3 santim yerimizi ayarlayacağız. Ya da 4 santim yapalım. Bakın şöyle 4 santimden. Şöyle 4 santimden. Evet, şimdi 4 santimden ayarladıktan sonra şöyle 4 santimden ayarladıktan sonra şurayı işaretliyorum. Bakın pistomu yerleştiriyorum. Pistomu ortada, ortada şöyle, evet videoyu tam üstüne eğilerek göstermiş olmayayım. Bakın tam iğnelediğim yere, karşıdan şu kısmı da şöyle, hem siz görün, şöyle ortayı ayarlıyorum. Bakın şöyle, buraya da hafif bir şekilde, şimdi burayı iğneleyelim. Çünkü kaymaması için şöyle iğnemizi. Şimdi burayı iğneledikten sonra şuraya da hafif şöyle bir büzgü yapıyorum. Bakın şöyle elimle çok az bir şekilde. Bir de şuradaki çaprazı çok iyi takip edin. Burayı da, evet videomu da takip ediyorum ki kaydırmayalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ortadaki büzdüğümüz yere de hemen şöyle oraya da bir top iğne yerleştiriyorum.
Evet, burayı da şu şekilde iyice bir toplineliyorum. Eğer ki dediğim gibi siz teğerle yaparsanız daha iyi olur. Ben pratikte çalışıyorum ama siz bunu teğerleyerek, bakın bir de şu çaprazın dikişleri var. Buraları takip ederseniz daha düzgün durur. Evet, burayı da iğneliyorum. Şimdi gelelim. Şimdi bu köşeye. Evet, şimdi fistomuzu yerleştirdik. Şimdi ikinci fistomuza geliyor sıra. Şimdi fistomuzu, ikinci fistoyu yerleştirirken şu sarı kısmı göster, sarı kısmı bakın şuradaki, bunu gösterecek şekilde burayı da şu kenar kısmımızı katlıyorum. Bakın tam hizası, yani şurada fistonun bitişini ayarlıyorsunuz. İkinci fistoyu da bu şekilde, burayı da iğneliyorum. Evet, şimdi ikinci fistomuzu da yerleştirdik. Arada sarıyı gösterecek şekilde bıraktık. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bu işlevi de makinede dikmek için makinamıza oturuyoruz. Evet, şimdi makinamıza oturduk. Ne yapıyorduk? Direkt dikim işlemine geçmiyoruz. Kalın olan bir yerimiz var ve buradaki ayak kısmını da dikkat ediyorum. Eğer çok kalın denk geliyorsa ayağı kaldırıyorum. Ama bir kez bir git gel işlemi yapıyorum. Evet, iğnemi de ayarladıktan sonra. Evet. Git gel işlemini de yaptıktan sonra hızımı kaybetmeden elimle de, bakın bazı şeylerde çok hızlı hareket etmeyin. Eliniz alışasıya kadar, ilk, hele ki ilk böyle bir işi yapacaksanız çok sakin, dikkatli bir şekilde yapın. Şimdi fistolarımızı dikiyoruz. Kalın yerlerde asla kalın gelen bir yerde asla zorlamayın. Asla o işi yapmayın. Ya ayakları ya dişleri kırarsınız. İğnenizin kırılmasıyla tek işleviniz bitmez. Bu şekilde yaptığınızda dişlilerinize de zarar verirsiniz. Ayağı mutlaka çok yavaş geçin kalın yerlerde. Veya dediğim gibi bu ayağı kaldırarak yavaşça. Evet, şimdi burada büzdüğüm yer var. Bakın orayı çeviriyorum. Evet, hafifçe dönüyorum. Dönerken o büzük olan yerleri şöyle küçük bir makasınızla, küçük bir, bakın şöyle makasınızla, şöyle o büzgü durması için onu, bu makaslar piko veya işlerinizde, dikiş işlerinizde çok lazım olur. Bunu elinizde mutlaka bulundurun. Şöyle tekrar dönüyorum. Şuradan alacağım. Bakın. Şöyle geri dönüyorum. Bu makas çok önemli. İster sökücü yardımıyla da yapabilirsiniz bu yaptığım işlevi. Ama makas bazen, bakın mesela şöyle yüzerken, toplanırken bunu böyle kullanmanıza, düzeltmenize çok yarar. İşinizi şu şekilde düzelterek devam edebilirsiniz. Size yardımcı olur. Bu makası şu şekilde de tarif edeyim, göstereyim. Küçük bir manifaturacılarda bulabilirsiniz. Evet. Fistomuzun bir tanesini diktik. Şimdi kalın yere geliyorum. Bakın burası köşe ve katlı. Çok yavaş geliyorum. Yavaş bir şekilde, bakın yavaş bir şekilde geliyorum. Bir git gel işleviyle de burayı da bitiriyorum. Evet, şimdi ikinci fistomuzun köşesine geliyoruz. Bakın orayı da tekrar iğnemi, bakın çok kalın girmiyor, hafif hafif ayağa basmıyorum, kolu yavaşça çeviriyorum, bir git gel işlemi yapıyorum. Çok dikkat edin, kalın, bakın yavaş gidiyorum. Evet, yerleştikten sonra rahatlıkla dikim işlemine devam ediyorum. Bazen kaymayabilir.
O zaman da hafif elinizle arkadan, bakın piko yaparken veya bu nakış tarzı bu tür işlerde şöyle arkadan çok hafif asılma değil. Bakın hafif bir şekilde kaymasını, eğer kaymıyorsa rahat bir şekilde kaymasını sağlamak için ya yanlardan ya arka kısımdan tutarak dikim işlemini takip edebilirsiniz. Evet, şimdi ortaya doğru geliyoruz. İğnelerimi alıyorum. Evet. Makasımı tekrar elime alıyorum. Bakın makasımı alıyorum. Burası çok önemli. Makası tutuyorum. Bakın makası tutacağım. Çünkü elim içeride kalmasın. Hem parmağınızı makineye kaptırmamak için böyle bu makas yardımıyla, bakın, hafif hafif o köşeyi de rahatlıkla dönerek makas sayesinde parmağımla uğraşmadan bu şekilde yapıyorum. Evet. Kapağımız da çok güzel görünecek. Bunu hurcumuzun normal her tarafı dört köşe dikilmiş bir hurcun üzerine kapak olarak çeyizli kuşlara yapabilirsiniz. Kızlarınıza yapabilirsiniz. Hurcun alt kısmının dikimi zaten kolaydı. Ama onun da dikimini sizlere göstereceğim kanalımda. İlk önce kapak işleminin fistosunu göstermek istedim. Evet, köşeye geliyorum. Bakın köşede kalınlaştığı için, bakın hafif arkayı tutuyorum. Git gel işlemiyle arkayı da tutarak bu işlevle bitiriyoruz. Yine şu köşede de şöyle hafif, bakın şöyle çevireceğim. Şu köşe kısmı çok az, şurada katı güzel dursun diye şurada da küçük bir, bakın bu elinizle uğraşmadan makas her yerde size çok güzel yardımcı. Evet, burayı da bitiriyorum. Ve hurcumuzun kapağını bitirmiş bulunmaktayız. Evet, gördüğünüz gibi hurcumuzun kapağı tamamlandı. Zaten hurç dikimi çok basittir. Alt kısımları daha rahat, çabuk dikilen bir hurçlar vardır. Ve bu hurçların üzerine çeşit çeşit böyle fistolarla, bakın gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Alt kısmının da dikimini ayrı bir videoda çekip atacağım sizlere. Ben sadece şu anda üst kısmının yapılışını tarif ettim. Bugün de sizlere Nur'un Dikiş Evi'nde, bir ara Instagram ve Facebook adresimden beni izleyicilerimden bize biraz da çeyiz işi gösterir misiniz demişlerdi. Bugün de annemin yanındayım. Sizlere annemden bu çeyiz işini göstermek istedim. O da böyle çeyiz işleriyle uğraşıyor ve çok güzel, harika hurçlar ve seccadeler yapıyor. İnşallah bir de kurdali işi gösteririm. Kanalımda 200'ü aşkın dikiş videomla pratik dikiş öğretiyorum. Benimle bu videoda karşılaşan arkadaşım, ilk kez karşılaşan arkadaşım, kanalımdaki bütün videoları izleyerek pratik dikiş öğrenebilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip özelden, mesaj yerinden benden yardım isteyebilir, yardım alabilirsiniz. Herkese gönülden yardımcı oluyorum. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beğen tuşuna basmayı da sakın unutmayın.